Sevgili seyirciler, yeni bir 5'te 1 kan programına hoş geldiniz. Bugün Türkiye'yi son 11 gündür esir alan orman yangınlarını artık söndürme noktasına geldik. Yangınlar ilk çıktığında herkes olağan şüpheli olarak gözlerini PKK'ya çevirdi. İlk başta o cepheden de sahiplenenler çıktı. Ancak ilerleyen zaman içinde özellikle Türkiye dışındaki dünyanın farklı yerlerindeki yangınlara bakınca işin altından daha farklı bir şey çıktığı ortaya çıktı. Farklı yerlerde aynı anda başlayan bu yangınların arkasında iklim değişikliği var desek herhalde yanlış olmaz. Kuşkusuz kimileri bunu bir fırsat bilip ormanlarımızı yakmaya çalışmış olabilir. Ancak Türkiye, Yunanistan, İtalya, Amazonlar ve Orta Afrika'daki yangınlara baktığınızda bir de buna Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya'ya eklediğinizde dünyanın ısındığını görüyorsunuz. Nitekim geçtiğimiz haftada belki de son yılların en sıcak haftalarından biriydi. Güney illerinde sıcaklık 40-50 dereceye kadar çıktı. Nem düşünce bir de buna rüzgar eklenince yangınlar kaçınılmaz oldu. Peki bu yangınlar öncesinde ve sonrasında ne yapılmalı? Bunu iki bilim insanıyla konuşalım istiyoruz. Biri İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'dan Profesör Doktor Doğanay Tolunay. Sayın Tolunay, siz acaba dünya genelinde çıkan bu yangınların artışını birbirine bağlıyor musunuz? Gerçekten bir küresel iklim kriziyle karşı karşıyayız diyebilir miyiz? Son yıllarda yangınların bu kadar fazla artmasının en büyük nedenleri giderek artan sıcaklıklar, bu küresel ısınma ve iklim değişikliğine bağlı olarak dünya ortalaması 1.2 santigrat derece arttı. Tabii dünyanın bazı bölgelerinde kuraklıklar meydana geliyor. Sıcaklık artışı ve kuraklıklarla birlikte ormanlar her an tutuşmaya hazır hale geliyor. Yani böyle yanmaya hazır hale geliyor ama küresel ısınmaya bağlı olarak herhangi bir şekilde kendiliğinden orman yangını çıkması söz konusu değil. Çünkü bir yerde yangın çıkabilmesi için havaya, yanıcı maddeye ve tutuşturucu maddeye ihtiyaç var. Ormanlarda da hava var, yanıcı madde var. Yani organik madde, ağaçların dökülen yaprakları, kurumuş otlar, bunlar yüksek miktarda var. Üstelik sıcak zamanlarda ve uzun zaman kurak geçtiğinde bitkilerin su içerikleri de azalıyor. İşte bu sırada biz insanlar ormana gittiğimizde herhangi bir şekilde ihmal olabilir, kasıt olabilir, kaza olabilir. Bunlar sonucunda bir kıvılcım çok kolay bir şekilde yangın çıkmasına neden oluyor ve o küresel ısınmaya, sıcaklık artışlarına bağlı olarak ve kuraklıkla tutuşmaya hazır hale gelen tabiri caizse çıtır çıtır olan organik maddeler, yapraklar, dallar, kuru otlar hızlı bir şekilde tutuşup çok geniş alanlara birdenbire yayılıyor. Ve sonrasında da özellikle yine son yıllarda ortaya çıkan şeylerden bir tanesi bu yangın sırasında havaya o işte yanan organik maddelerin, yaprakların korları yayılmaya başlıyor. Bazı ormanlarda Türkiye'de olduğu gibi Kızılçam gibi ormanlarda kozalaklar etrafa sıçrıyor. O küllerle kor halinde yayılan küllerle yangınlar daha geniş alanlara kendi kendine çoğalmaya başlıyor. Bunun sonucunda da çok büyük yangınlara dönüşüyor. Bunun örneklerini işte hemen pandemi öncesinde yani 1,5 yıl önce şeyde görmüştük. Avustralya yangınlarında, Kaliforniya'da bu tür yangınları görüyoruz. Akdeniz coğrafyasında yani Portekiz'den Türkiye'ye kadar olan bütün Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerde de benzer riskler oluşturuyor iklim değişikliği. Peki bu iklim krizi nasıl ortaya çıktı? Yani yavaş yavaş mı geldi yoksa bir anda bir şey oldu ve bütün iklimin şeyi mi değişti, huyu mu değişti, öyle sorayım. İklim krizinin temelinde aslında sanayi devrimi var. Sanayi devrimiyle birlikte insanlık olarak daha fazla kömür, petrol, doğalgaz gibi fosil yakıtları kullanmaya başladık. Ve gittikçe artan miktarda işte ısınmadan sanayiye kadar bunların kullanılan fosil yakıtların miktarı arttı. Sadece tabii fosil yakıtlar değil, fosil yakıtlarla birlikte atmosfere karbondioksit gibi gazlar vermeye başladık. Aynı zamanda doğal gaz metan içeriyor. Böyle karbondioksit, metan gibi gazları atmosfere verdik. Bunlar dünyanın ısınmasına, atmosfer ısınmasına neden oluyor. Ama sadece fosil yakıtlar değil,
Yanında örneğin tarımsal faaliyetlerden, özellikle hayvancılıktan da atmosfere karbondioksit ve metan gazı salımı oluyor. Yine arazi kullanım değişiklikleri gibi bir genel başlık altında toplarız. Bu ne demek? Ormanların kesilip madene verilmesi, tarım alanlarının yerleşime dönmesi gibi, sulak alanların kurutulması gibi faaliyetler de atmosferdeki karbondioksit miktarının artmasına, dolayısıyla dünyanın daha hızlı bir şekilde ısınmasına neden oluyor. Çünkü bu saydığımız doğal ekosistemler, ormanlar, tarım alanları, meralar, sulak alanlar atmosferdeki karbonun depolandığı yerler. Buralara karbon yutakları diyoruz. Buralara zarar verdiğinizde atmosferin hızlı bir şekilde karbondioksit zenginleşmesine de neden oluyor. Bütün bu yaptığımız, biz insanların yine yaptığı faaliyetler sonucunda atmosferdeki karbondioksit, metan gibi gazlar artıyor. Suni gübreleme sonucunda tarımsal alanlarda diazot monoksit artıyor. Aynı zamanda da laboratuvar ürünü olan kloroflorokarbonlar, perfluorokarbonlar, hidroflorokarbonlar var. Bunlar da çeşitli soğutucu aletlerde kullanılıyor. Bunlar da birer sera gazı ve bunların atmosferde giderek artan miktarları sonucunda da sanayi devrimine, yani 1850 yılına göre dünyanın ortalama sıcaklığı yaklaşık 1,2 santigrat derece daha yüksek oldu. Ve en büyük korkumuz da bu hızla gidersek 100 yılın sonunda dünya ortalaması 3 santigrat, 3,5 santigrat derece daha fazla olabilir sanayi devrimine göre. Sayın Tolunay, son olarak çözüm ne? Ne olacak? Yani tek tek bir ülkeden mücadele edecek, beraber mi mücadele etmek gerekiyor iklim krizine karşı? Şimdi bu iklim değişikliğiyle mücadele dediğimizde iki türlü almamız gereken tedbirler var. Bunların birincisi azaltım olarak adlandırdığımız başlık. Azaltım dediğimiz atmosfere verdiğimiz sera gazlarını miktarını nasıl azaltabiliriz? Bu konuya odaklanmamız gerekiyor. Az önce saydığım küresel ısınmanın nedenleri olarak adlandırdığımız işte fosil yakıtların aşırı kullanılması, arazi kullanım değişiklikleri, çeşitli enerji yoğun demir çelik sanayi gibi, çimento sanayi gibi bu sanayilerin atmosfere verdiği sera gazı salımlarını hızlı bir şekilde azaltmamız gerekiyor. Yani hatta bunun için şöyle bir şey yapmamız lazımdı. Atmosfere verdiğimiz sera gazı salımı yıllık olarak küresel ölçekte 59-60 milyar tonları buldu. Bunu 2030 yılına kadar yarı yarıya, hatta mümkünse 25-30 milyar ton karbondioksit eşdeğerine indirmemiz gerekiyordu. 2050 yılında da atmosfere verdiğimiz sera gazlarıyla atmosferden işte bitkilerin aldığı, fotosentezle aldığı karbondioksit miktarının birbirine dengelenmesi, net sıfır emisyon olması gerekiyordu. Bunun çok çok uzağındayız. Eğer bunları yapabilseydik 100 yıl sonunda sıcaklık artışını 2 santigrat derecenin altında tutma ihtimalimiz vardı. Ama bunun çok çok uzağındayız. Çok hızlı bir şekilde atmosferi ısıtmaya devam ediyoruz. Sera gazı salımlarını arttırıyoruz. O nedenle çok acilen hem işte kömürlü termik santrallerden, fosil yakıt kullanılan enerji tesislerinden vazgeçmemiz gerekiyor. Enerji yoğun demir çeliktir, çimento sanayi gibi enerji yoğun sanayilerden vazgeçmemiz ya da bunları karbon yoğunluklarını azaltmamız gerekiyor. Birey olarak da tüketimi azaltarak ve özellikle işte alışverişlerimizde dikkatli olarak, seyahatlerimizde daha çok toplu ulaşımları kullanarak bunları azaltabiliriz. Ama sadece bunları yaparak iklim değişikliğinin etkilerini azaltamayız. Çünkü biz atmosfere verdiğimiz sera gazlarını azaltsak dahi iklimler değişmeye devam edecek. Çünkü hani bugün bütün dünya birleşse atmosfere hiç sera gazı vermiyoruz desek bile uzun yıllar yine atmosfer belki ısınmaya devam edecek. Bu iklim değişikliğinin neden olduğu seller, kuraklık gibi olaylar yine yaşanmaya devam edecek. Onlarca yıl, belki 100 yıl bunlar devam edecek. O nedenle iklim değişikliğinin etkilerine bağlı olarak artan, giderek şiddetlenen, ülkemizde de çok sık hissediyoruz. Örneğin bir taraftan sellerle, bir taraftan kuraklıkla, bir taraftan orman yangınlarıyla mücadele ediyoruz. Zaman zaman dolu zararları oluyor, fırtına zararları oluyor.
Bunlar hep şeydir, iklim değişikliğinin etkileriyle oluşan, iklim değişikliğine bağlı olarak giderek sıklığı artan, şiddeti artan aşırı hava olaylarıdır. Bunların gelecekte de aynı şekilde devam edeceğini, hatta sayıların artacağını öngörüyoruz. Bunun için de bu gibi afetlerden daha az nasıl etkilenebiliriz diye öncesinde de hazırlık yapmamız lazım. Örneğin sel, Karadeniz bölgemizde seller oluyor. Gelecekte de şiddetleneceğini öngörüyoruz. Daha az sel olması için veya sel olduğu zaman insanların bundan etkilenmemesi için önlemler almalıyız. Ya da orman yangınlarını konuşuyoruz. Bu orman yangınları gelecekte de olacak. Bu orman yangınlarından daha az etkilenmek için neler yapabiliriz gibi önlemleri düşünmemiz gerekiyor. Bunların genel ismi de iklim değişikliğine uyum olarak adlandırılıyor. Örneğin kuraklık için buna benzer çalışmalar yapılıyor. Yağmur suyu hasadı yapılması, toprakların organik madde içeriğinin arttırılması gibi daha fazla topraklarda su tutulmasını sağlamaya yönelik önlemler var. Ürün deseni gibi önlemler alınabiliyor. Yani kurak bölgelerde su tüketimi az olan tarımsal ürünlerin yetiştirilmesi, su ihtiyacı yüksek olan bitkilerin ise daha yağışlı, nemli bölgelerde yetiştirilmesi gibi önlemler hep iklim değişikliğine uyum çalışmaları kapsamında değerlendirilebilir. Sayın Tolunay, çok çok teşekkür ederim verdiğiniz bu değerli bilgiler.